Bugün sizlere yakın zamanda yapmış olduğum bitirme projemin bir parçası olan görüntü işleme tabanı ile yüz tanıma yazılımını anlatacağım. Eğer hazırsanız videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle yüklememiz gerekenlerden bahsedeceğim. 1. Python yazılımını yüklememiz gerekiyor. 3.6 versiyon olması gereklidir. Üstünde yani 3.6 üstü versiyonlarda sorun yaşayabilirsiniz. Ardından Visual Studio Code, yani IDE'mizi burada yapacağız arkadaşlar. Kod satırlarımızı, Python kod satırlarını burada yazacağız. Tercih sizin, başka bir IDE yükleyebilirsiniz. Ve ardından görüntü işlemenin kütüphanesini oluşturan OpenCV'yi yüklememiz gerekecek. Öncelikle Python download sitesini göstereceğim arkadaşlar size. Normal kendi sitesinden girdim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz 3.6 versiyonu var. Bunu download ettiğinizde kurulumu zaten çok kolay. İlerle yaptığınızda kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Fakat bunu etkinleştirmesine küçük bir husus var. Ondan da bahsedeceğim. Hemen OpenCV kurulumuna da gelelim. OpenCV'de bu siteden kurdum ben. Şurada indir seçeneğini tıkladığınızda OpenCV'yi kolay bir şekilde indirip yükleyebileceksiniz arkadaşlar. Peki OpenCV ve Python'ı aktif etme işlemini nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar, dediğim gibi Python'ın versiyonu 3.6 olmalı ya da aşağısı olmalı. Bunun için de yükledikten sonra başlat kısmında CMD, yani komut satırını açmamız gerekiyor. Ben açtım arkadaşlar şu şekilde. Buraya şurada görmüş olduğunuz Python versiyon tireler de var tabi arada. Onları da eklemeniz gerekiyor. Yazarsanız eğer yüklemiş olduğunuz Python'ı aktifleştiriyor. Ve ardından teyit etmek için sadece Python yazarsanız oraya versiyonu gösteriyor arkadaşlar size. Ardından OpenCV yüklediğinizde Python'ın içine aktif etmek için OpenCV'yi şurada görmüş olduğunuz pip install OpenCV Python kodunu CMD'ye yazarsanız eğer OpenCV'de aktif etmiş olacaktır arkadaşlar. Ve son olarak Visual Studio kodumuzu normal Google'a aratabilirsiniz. Bu siteden kolaylıkla indirebilirsiniz. Kurulumu gerçekten kolaydır. Peki arkadaşlar, video yükleme kısımlarını anlattığıma göre size, hazırsanız kod satırına başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar, ben şöyle oluşturduğum kod satırının dosyasına girmek istiyorum. Evet. Böyle belli bir ana hatlar oluşturdum arkadaşlar. Deneme klasörüm var. Veri. Deneme PI uzantılı. Yani Python uzantılı komut satırım var. Yüz tanıma. Yüz verisi. Ve hard cascade sınıflandırıcısı mevcut. Bunları şöyle anlatayım arkadaşlar size. Hemen IDE'mizin içine giriyorum. Aşağıda açık bulunmakta. Arkadaşlar, yüz verisinde fotoğrafların çekimini gerçekleştireceğiz. Ardından, yani kaç farklı fotoğraf olacaksa, ben 3 farklı fotoğraf koyacağım için şurada görmüş olduğunuz yüz isim kısmını her çektiğimde artırarak bir diğerine ayrımını yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Artırdıktan sonra, yani fotoğraf çekimi yaptıktan sonra bu yüz verisinde şurada görmüş olduğunuz deneme yazılımına gelerek çalıştırmam gerekiyor. Çünkü yüz tanıma yazılımı bunu algılaması gerekiyor. Yani ben okuttuğumu, bunun kim olduğunu göstermesi için bu denemede onu kaydetmem gerekiyor arkadaşlar. Ardından yüz tanımaya girerek çalıştırdığımızda ise fotoğrafları gösterdiğimizde bize onun
hangi fotoğraf olduğunu, kim olduğunu tanıtacak. Hazırsanız ilk baş yüz verisinin detaylarından bahsetmek istiyorum. OpenCV'yi kurduk. Python'umuzu IDE'de çalıştırdık. Öncelikle kütüphanemizi çağırdık arkadaşlar. Ardından video kameramızı tanımladık ve de buraya bir yazdık. Yani ben şu an harici kamera kullanıyorum. Eğer bilgisayar kamerası kullanmak istiyorsanız buraya sıfır yazmanız gerekmektedir. Önemli bir noktadır. Ardından hardcascade'imizi çağırdık, sınıflandırıcımızı. Hardcascade nedir? Hardcascade resimdeki noktaları sayıya çeviren bir sınıflandırıcıdır. Gerçekten detaylı bir çalışmadır. Yani bunun nerede indirebileceğinizi de zaten paylaşacağım. Ben de hazır aldım arkadaşlar. O yüzden bulunması gereken bir parçadır bu yazılımının. Ardından şurada yüz ismini gördünüz. 4 demişim en son. Yani burada birinci resmi çektikten sonra, yani 1 diyeceğim ilk baş buraya arkadaşlar. Birinci resmi çektikten sonra diğer resme geçtiğinde buna 2 demem lazım. O şekilde artırmam gerekiyor. Aradaki farkını belirtmem için. Ardından aşağıda çekilecek fotoğraf adetini sayı olarak tanımladım. 1 ve 50'ye göre sınırlandırdım arkadaşlar. İlk baş 1 olarak tanımladım. Kod satırının sonunda da 50'ye kadar olacak şekilde sınırlandırdım. 50 adet fotoğraf çekecek. Ardından while döngüsünün içerisinde kamerayı okuttum. Gri tonlamayı açtım. Şu aşağıdaki kısımda. Ardından gri tonlamanın alt üst sınırlarını belirledim. Koyuluk sınırlarını. Şurada görmüş olduğunuz for döngüsü içerisinde arkadaşlar çerçeve ebatlarını belirledim. Yüzü algılayıcı çerçeve ebatlarını. Ve de şurada görmüş olduğunuz gibi RGB renklendirici kısım var. 255'ten 0 arasında oluyor arkadaşlar. Ben çerçevenin rengini mavi olmasını istedim. Burada sayının artışı için 50 adet fotoğrafı tamamlaması için artı 1 koydum arkadaşlar. Burada fotoğrafı kaydedeceği klasör, yani ilk başta göstermiş olduğum veri deneme klasörü vardı arkadaşlar sizlere. Şöyle açayım tekrardan. Fotoğrafı bu veri kısmına kaydetmesini istiyorum. O yüzden onun uzantısını buraya yapıştırdım. Ve de JPEG olarak kaydetmesini istedim arkadaşlar. Sonra çerçeveyi kameraya göster komutunu atadım. Yani kalitemin 20 olmasını istedim. Yani kaliteli olması için istedim. Ne kadar aşağı düşürürseniz arkadaşlar kaliteli bir fotoğraf görüntü ortaya çıkar. Ve de buradan çıkış komutu tanımladım. Kameradan çıkış komutu, yani çıkış tuşu tanımladım daha doğrusu. Q tuşuna bastım mı çıkabiliyoruz kameradan. En sonunda da arkadaşlar kamerayı durdurma, tüm pencereyi kapatma kısmını ekleyerek bu kod satırını bitirmiş olduk. Ve de arkadaşlar benim önceden çektiğim şurada veri klasöründeki resimler mevcut. Tekrardan yapacağımız için bu resimleri silmem gerekiyor. Hemen klasöre geleyim. Şu şekilde. Şöyle sildim arkadaşlar. Evet. Verideki klasörlerim silindi. Ve şimdi ben sıfırdan başlıyorum. Hemen fotoğrafımızı açalım. Ve de arkadaşlar sıraya göre gitmek istiyorum. Şu yüz tanıma kısmına geldim. Burada ilk baş Emma'yı tanıtmışım. Sonra Jacob, sonra Mary. O yüzden de ilk Emma ile başlamak istiyorum. Hemen şöyle başlatırsak eğer. Evet. Gördüğünüz gibi kamera şu an çekiyor. Yüzün çerçevesini mavi olarak. Çekti ve tamamladı 50 fotoğrafı. Hemen kontrol edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi veri kısmında fotoğraflar oluştu. 51 adet çekti. Hatta bir tane fazla çekti. İlkini çünkü yakalayamamış arkadaşlar. Ardından ben bunu deneme kod satırını açarak çalıştırmam gerekiyor. Çünkü bunu algılaması lazım. Şurada görmüş olduğunuz gibi 1-1-1 şeklinde algıladı arkadaşlar. Yüz verisine tekrardan geldim. Yüz ismini değiştirdim.
İki yaptım bu sefer. Şimdi sırada Jacob var. Onun fotoğrafını çekmem gerekiyor. Tekrardan başlattım. Şu an Jacob'u da çekiyor arkadaşlar. Bunu da çekti. Şöyle bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 2.34, 2.33. Emma ise 1.33'lerdeydi. Yani aradaki ayrımını fark etti. Yoksa ben bu ikisini de birde yapsaydım hem Emma diyebilirdi hem Jacob diyebilirdi. Kafası karışabilirdi. Ve de yanlış bir tanımlama olurdu. Hemen denemeyi tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet, 2'yi de tanımladı. 2'yi de algıladı. 1 ve 2'yi algıladı. Şimdi sırada Mary var. Hemen yüz ismini 3 yapıyorum. Şöyle fotoğrafında Mary'e göre ayarlayayım. Tekrardan başlattım yüz verisini. Şu an Mary'i çekiyor. Hemen kontrol edelim. Evet, 3 ile başlayanlar Mary oldu arkadaşlar. Yüz verisi aşamamız tamamlandı. Hemen deneme kısmından da çalıştıralım. Evet, 3'ü de algıladı arkadaşlar. İşlemimiz tamamlandı. Yüz tanımaya geçelim hemen. Yüz tanımadaki yaptığım aşamaları anlatmak istiyorum size. NumPy kütüphanesi, CV2 yani OpenCV kütüphanesini ekledim. Ardından burada tanıyıcı olarak tanımlattığım Face Recognizer yani yüz tanımlayıcı bir altyapısı olan bir kod satırı. Bunu da arkadaşlar tanımlamanız gerekiyor GMD'den. Aktif etmeniz gerekiyor. Ben çok uğraşmıştım. Şu an nasıl aktif ettiğimi bulamadım. Bulursam sizlerle paylaşacağım. Yani sorun çıkarabilir. Kafanız karışmasın diye söylüyorum. Neden sorun çıktı, yanlış oldu diye. Buna da kendiniz bir göz atmanız gerekli. Şurada Face Recognizer'a. Ardından arkadaşlar şurada tanıyıcının okuyacağı deneme YML dosyası belirtildi. Yani ben burada hani sırayla fotoğrafları çektikten sonra her seferinde deneme kod satırını çalıştırdım. Çünkü yüz tanımaya bunu aktarmam gerekiyordu. Ve de verileri oradan çekeceğini gösterdim arkadaşlar. O yüzden de yüz tanımanın içine eklemem gerekiyordu. Gene Hard Cascade sınıflandırıcısını tanımladık. Sonra yazı tipini belirledik. Yolu belirledik. Ve de kameramızı harici kamera olarak tanıttık. Ardından while döngüsü içerisinde yüz verisini yapmış olduğumuz gibi kamera okutuldu. Gri tonlama eklendi. Ve de tonlama sınırları eklendi arkadaşlar. For döngüsü içerisinde çerçeve boyutu ve de bu sefer gördüğünüz gibi gri yani green yani yeşil olmasını istedim çerçevenin. Ve de koyuluğunu da 4 yaptım arkadaşlar. Bu da önemli. Ardından burada çerçeveyi biraz daha büyüttüm. İlki resme göre. İlki yani yüz verisinde burada hiçbir sayı değeri yoktu bu kısımda. Bu sefer büyük olmasını istedim. Yazılacak isim değişkeni tanıtıldı burada arkadaşlar. ID olarak bir değişken tanımladım. Print'ten okuttum bu ID'yi arkadaşlar. Ardından if döngüsünde eğer bir numaralı yani bir uzantılı resimler ise Emma okumasını istedim. Eğer değilse iki uzantılı ise Jacob. Üç uzantılı ise Mary olmasını istedim arkadaşlar. Sonra tekrardan kamera ayarlamaları yapıldı. Yazılacak ismin adı ölçekleri belirledim bu sefer de. Yani Mary yazıyorsa ona göre bir tonlama belirtecek arkadaşlar. Kamera göster komutu ekledim buraya. Şurada tanımladığım kamerayı göstermem gerekiyordu. Yoksa sorun çıkartabilir. Bu sefer kaliteyi de bir tık daha artırdım arkadaşlar. Ardından Q tuşu atayarak çıkış vermek istedim. Ve de programda kamerayı durdurarak pencereleri kapatma satırını ekledim. Ve ardından yüz tanıma kod satırımızı bitirmiş bulunmaktayız. Ve şimdi arkadaşlar bakalım yaptığımız aşamalar gerçekten de oldu mu? Hemen çalıştırıyorum.
Evet arkadaşlar, Mary'i okudu gördüğünüz gibi. Hemen aşağı iniyorum. Jacob'u tanıyacak mı? Tanıdı. Şu şekilde Emma'yı da tanıdı arkadaşlar. Hemen yukarı tekrardan çıkalım. Jacob, Mary. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir çalışma. Yaparken keyif alıyorsunuz. Daha da detaylandırılabilir, çoğaltılabilir, eklemeler yapılabilir. Ben size bu kod satırlarını, şöyle kod tuşuna basarak çıkalım. Bu kod satırlarını açıklamalarda paylaşacağım. Ancak paylaştığım bu kod satırlar kafanızı karıştırabilir. Çünkü ben o kod satırların içinde kendimce bir düzenlemeler yaptım. Yani İngilizce kelimeler bulunmakta. Ve de açıklamaları İngilizce. O yüzden arkadaşlar düzeltmeler için benim bu paylaştığım videoyu takip etmeniz gerekmektedir. Ve de sorularınız olursa bana zaten yorumdan ulaşabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.